şu çok açık, bir ülkenin içindeki insanlarla dövüşemezsiniz, barışacaksınız. Dövüşürseniz bu başka bir yola iner. Balkanlar gibi olursunuz, Orta Doğu gibi olursunuz. Siyasetin asli görevi insanları ölüme çağırmak değildir. Asli görevi insanları yaşatmaktır, barış içinde yaşatmaktır. Milli birlik dediğimiz o ortak kaderi rızaya dayalı bir şekilde oluşturmak. Biz çözüm süreciyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Şartlar normalleşirse insanların farklılıkları birbirini gözüne batmaz. Şartlar anormal olursa her şey bir tehdit unsuruna dönüşür. Türkiye büyük ve kudretli bir devlet olacaksa bunu diğer kimlikleri de kendi çatısı altına alabileceği, barışçı bir şekilde kucaklayabileceği bir siyaset telaffuzu üzerine kuracaktır. Yoksa tek başına Türk ulusu üzerine dayalı kudretli bir bölge devleti olması imkansızdır. İnşallah bu çözüm süreci haydi bir neticeye ulaşacak.